Merhaba, ben Celal Gürsoy. 10 olimpiyatlık dizimizin 7. bölümü olan 2004 Atina olimpiyatının sunumuna başlıyorum. 28. yaz olimpiyatı Yunanistan'ın başkenti Atina'da 13 Ağustos ile 29 Ağustos 2004 tarihleri arasında yapıldı. Oyunları resmi olarak 1896'dan sonra ikinci kez düzenleyen Atina şehrinin bir de 1906 yılında 10. yıl şerefine düzenlediği gayri resmi ara olimpiyat oyunları vardı. Ara olimpiyatın özel olarak kabul edildiği ve madalya sıralamasında IOC tarafına genel listeye dahil edilmediğini biliyoruz. 2004 yaz oyunları için IOC'nin son oylamasında Atina şehri oyunları düzenleme şansını 66 oyla alırken Roma 41 oyla kalmıştı. 2004 olimpiyat oyunları adaylık yarışında Atina'nın dışında İstanbul, St. Petersburg, Buenos Aires, Stockholm, Cape Town, Roma, Sevilla, Lille, Rio de Janeiro ve San Juan yer almıştı. Mart 1997'de gerçekleşen oylamanın ilk aşamasında İstanbul'la birlikte altı kent elendi. Son tura kalan diğer ada şehirler Cape Town, Stockholm ve Buenos Aires oldu. Oyunlara 201 ülkeden 4329'u bayan, 6296 erkek, toplam 10625 sporcu katıldı ve 28 spor branşında 301 kategoride müsabakalar yapıldı. 2004 yaz oyunlarının Atina Olimpiyat Stadı'nda Başkan Konstantinos Tafanopoulos açtı. Sporcu yeminini 2000 Sidney'de yarışan Yunan kadın yüzücü Zoe Dimochaki tarafından okundu. Zoe bu oyunlarda 200 metre serbestte 6. olacaktı. Hakem yemininde Yunan basketbol hakemi Lazaros Boredais okudu. Olimpiyat meşalesi uzak kıtalardan Zeus adı verilen bir Boeing 747 uçağı ile taşındı. Meşaleyi Atina Ayayorgi tepesinden manastırdan şehrin içine kadar basketbolcumuz İbrahim Kutluay taşıdı. Meşaleyi stadyumda Yunan windsurf sporcusu Nikolaos Kaklamankis yaptı. Nikolaos kapanış seremonisinde Yunan bayrağını da taşıdı. 2000 Sydney Olimpiyatı'nın açılış merasiminde bayrağı taşıyan sporcu olacaktı. Kaklamankis 1996 Atlanta'da altın madalya kazanmıştı ancak Atina'da ikincilikte kalacaktı. 2004 Atina Olimpiyatı'nın maskotu Atina Milli Arkeoloji Müzesi'ndeki bilgelik tanrısı Apollo Pobeus adlı objeden esinlenerek yaratıldı ve Peos olarak adlandırıldı. Atina Olimpiyatı tarihte ilk kez internet üzerinden naklen yayınlandı. Açılış seremonisinde Kuzey ve Güney Kore beraber yürüdüler. Ancak bu iki ülke yarışmalara ayrı bayraklar altında katıldılar. Iraklı 48 sporcuyu Avustralya Hava Kuvvetleri Atina'ya taşırken giysilerin de Japon Olimpiyat Komitesi tedarik etti. Müsabaka programı 2000 Sydney ile benzer olarak düzenlendi ancak boks karşılaşmalarında bir kategori kaldırıldı. Güreşte kadınlarda dört kategori eklendi. Erkeklerde serbest ve greco romende birer kategori kaldırıldı. Yerkende soling tekne sınıfı kaldırıldı. Yin eklendi. Kribati ve Doğu Timor ülkeleri ilk defa olimpiyatlara sporcu gönderdi. Maraton yarışı 1896 yılında koşulan tarihi parkurda gerçekleştirildi. Atina Olimpiyatı'nın en başarılı sporcusu 6 altın 2 bronz madalya kazanan Amerikalı yüzücü Michael Phelps oldu. Böylece 1980 olimpiyatında 8 madalya kazanan Rus jimnastikçi Alexander Djiatin ile rekoru paylaştı. En başarılı kadın sporcu 3 altın 1 gümüş madalya kazanan Avustralyalı yüzücü Petria Thomas oldu. Eski Doğu Alman kano sporcusu Birgit Fischer katıldığı 6. olimpiyat oyununda toplam 8 altın 4 gümüş madalyayı ulaşırken başarılı olimpiyat sporcusu oldu. Fischer 1984 Los Angeles oyunlarında Doğu Almanya'nın boykotu nedeniyle katılamamıştı. Atina'da 3 ülke ilk kez olimpiyat altını kazandı. Gal Friedman'ın rüzgar sörfünde kazandığı birincilik, İsrail'e olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyayı kazandırdı. Felix Sanchez'in 400 metre engelde kazandığı altın madalya da Dominik, Cumhuriyeti'nin olimpiyat tarihinde kazandığı ilk altın oldu. Şili, tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasını tenis çift erkekler karşılaşmasında Nicolas Massu ve Fernando González ile kazandı. Amerikan basketbol takımı NBA oyuncularıyla katıldığı oyunlarda ilk yenilgisini 92-73 ile Porto Rico karşısında aldı. Daha sonraki maçlarda Yunanistan, Avustralya, Angola'yı yendi ama Litvanya ve Arjantin'i e yenilerek ancak bronz madalya alabildi. Arjantin altın, İtalya gümüş aldı. Faslı atlet Hisham El Guareo 1500 ve 5000 metrelerde altın kazanarak 1924 yılında aynı başarıyı göstermiş olan Paavo Nurmi'nin ünvanına ortak oldu. 1980'li yılından beri Doğu Alman yüzme takımına ait olan ve kırılamayan kadınlar 4x200 metre yarışını Amerikan bayrak takımı ele geçirdi. Çin, pistlerdeki ilk altın madalyasını Liu Xiang'ın 110 metre engelli yarışını kazanmasıyla elde etti. Bu yarışta Xiang, Colin Jackson'ın 1993 yılına ait olan 12.91'lik rekorunu egale etti. Yunanistan 1896 oyunlarından beri ilk defa 6 altın, 6 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak ülke rekorunu kırdı. Bir önceki Olimpiyatın ev sahibi Avustralya 2000 yılında 16 madalya kazanmıştı. Bu Olimpiyatta da 17 madalya kazanarak başarılarını devam ettirdi. 2004 Olimpiyatında uygulanmaya başlanan modern araştırma teknikleri sayesinde çok sayıda doping olayı belirlendi. 2004 Atina Olimpiyatında erkekler maraton yarışında Tokyo ve Hamburg maratonlarının birincisi olan Brezilyalı Vanderlei de Lima, yarışın bitimine 10 kilometre kala 48 saniye farkla önde giderken kendisine saldıran bir seyirci yüzünden yarışın kontrolünü kaybetti ve üçüncü oldu. Saldırganın daha önce başka spor müsabakalarında da olay yaratan Cornelius Neil Horan olduğu belirlendi. Neil, Katolik Kilisesi'ne uzaklaştırılmış İrlandalı fanatik bir dinciydi. 1947 doğumlu Neil, dünyanın sonunun geldiğine inanırdı ve bir sene önce 20 Temmuz 2003 tarihinde İngiltere Silverstone Formula 1 yarışında piste atlayarak yarışın duraklamasına sebep olmuş ve hapis cezası almıştı. Atina'daki müdahalesinden sonra neyi? Bir yıl hapis ve 30 bin euro ceza aldı. Brezilyalı maratoncu Lima, olaya rağmen yarışa devam ederek gösterdiği örnek sportmenci davranış yüzünden daha sonra Pierre de Coubertin centilmenlik madalyesiyle onurlandırıldı. Halkın sevgilisi Lima, 2016 Rio Olimpiyatı'nda olimpik meşaleyi yakan sporcu olacaktı. Türkiye, Atina Olimpiyatı'na atıcılık, atletizm, boks, güreş, halter, judo, okçuluk, yelken ve yüzme olmak üzere toplam 9 branşta 21 kadın, 45 erkek, toplam 66 sporcu ile katıldı. 2004 Olimpiyatı'na katılan 201 ülkeden 73'ü madalya kazandı. Kazanılan toplam madalya sayısı değil de altın madalya sayısına göre listelendiğinde en başarılı ülke 36 altın, 39 gümüş, 26 bronz toplam 101 madalya kazanan Amerika oldu. 32 altın, 17 gümüş, 14 bronz toplam 63 madalya ile Çin ikinci olurken Rusya 28 altın, 26 gümüş, 36 bronz toplam 90 madalya ile üçüncü oldu. Avustralya 50, Japonya 37, Almanya 49, Fransa 33, İtalya 32, Güney Kore 30, İngiltere 30 madalya kazandı. Bu listeler zamanla güncelleniyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen kesinleşen doping olayları nedeniyle geri alınan ve bir başkasına verilen madalyalar yüzünden bir liste yayınlarken çok dikkatli olmak gerekiyor. Türkiye bu olimpiyatta 3 altın, 3 gümüş, 4 bronz toplam 10 madalya kazanarak 22. sırada yer aldı. 3 altın madalyayı Halil Mutlu Halter 56 kiloda, Taner Sağır, halter 77 kiloda. Nurcan Taylan, halter 48 kiloda. 3 gümüş madalyayı Atagün Yalçınkaya, boks 48 kiloda. Bahri Tanrıkulu, tekvando 80 kiloda. Şeref Eroğlu, Greco Roman 66 kiloda. 4 bronz madalyayı da Eşref Apak, çekiç atmada. Sedat Artuç, halter 56 kiloda. Mehmet Özal, Greco Roman 96 kiloda. Aydın Polatçı, serbest güreş 120 kiloda kazandı. Türkiye kürek branşında Olimpiyata katılmadı. Türk Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Togay Bayatlı, Kürek Federasyonu Başkanı Eski Galatasaraylı milli kürekçi Çetin Öztürk'tü. Türk Milli Takımı 2001 yılında Tunus Akdeniz Oyunlarına, 2002'de İspanya Sevilla Dünya Şampiyonasına, 2003'te Milano Dünya Şampiyonasına ve Belgrad U23 Şampiyonasına, 2004 World Cup Münih ve Poznan U23 Dünya Şampiyonasına katıldı. Poznan'da U23 hafif kilo iki tek dümencisi ekibimiz Ahmet Yumrukaya ve Emre Vural altın madalya kazandı. Antrenörleri Recep Akıcı hocaydı. 2004 Atina Olimpiyatı'nda kürek yarışları 14-22 Ağustos arasında yapıldı. 55 ülkeden 192 kadın, 358 erkek toplam 550 kürekçi katıldı. Erkeklerde 8, kadınlarda 6, toplam 14 tekne sınıfında yarışıldı. A finallere kalan 6 tekne ve B finaldeki ilk iki tekne yani toplam 8 ekibin kürekçilerine olimpiyat diploması verildi. Ben de bu olimpiyattan itibaren size sıralamaları verirken 8. tekneye kadar sayacağım. Erkekler iki çift yarışında olimpiyat tarihinde ilk ve tek kez final yarışına 7 tekne yarıştı. Roman Elizabeth Elipa 5. olimpiyat altınını kazandı. Böylece toplamda 8 madalya kazanan ilk kadın sporcu oldu. Ayrıca son madalyasının 39 yaşında kazanmış olması da ona dünya spor literatüründe ayrı bir ünvan kazandırdı. Lipa daha sonra Roman Kürek Federasyonu Başkanlığı ve Romanya Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulunacaktı. İngiliz Matthew Vincent arka arkaya 4. olimpiyatında 4 tek dümencisi teknesinin hamlasında altın kazandı. Bu kez efsanevi partneri Sir Steven Redgrave tekte de yoktu. 4. madalyasını kazanan bir başka isim de Alman kadın çifteci Katrin Boron oldu. Avustralyalı James Tompkins 39 yaşında 5. olimpiyatında 3. altın toplamda 4. madalyasını kazandı. Yunanistan erkekler hafif kilo iki çift yarışını finalinde 3. olarak kürekte ilk olimpiyat madalyasını kazandı. Tek çifte yarışına 29 ülke katıldı. Norveçli Olaf Tufte birinci, Estonya'dan Yuri Jansson ikinci, Bulgar Ivo Yanakiye üçüncü olarak madalyaları alırken Arjantinli Santiago Fernandez 4. Çek Baklav Çalupa 5. Belçikalı Tim Mayens 6. oldu. B finalde Alman Marcel Haker 1. olurken İsviçreli Andre Vonavar 2. oldu. Altın madalyayı kazanan Norveç, çift kürek ekolünün son temsilcisi olan Olaf Tufte, 4 sene önce Sidney'de Fredrik Becken ile birlikte iki çiftede gümüş kazanmıştı. Ve bu olimpiyatta tek çiftedeki başarısını 4 sene sonra Pekin'de de devam ettirecekti. Tufte 2001 ve 2003 Dünya Şampiyonalarında tek çiftte de altın madalya kazanmıştı. 2012 Olimpiyatında madalya şansı bulamayan Olaf, Norveç'in en başarılı kürek kulübü olan Horten Rock Kulüp üyesidir. Tufte bu başarılı kürek kariyerinin ardından FISA'nın World Rowing Magazine tarafından 2009 yılının en başarılı kürekçisi seçilmişti. İkinci olan 1965 doğumlu Estonyalı Yuri Jansson ülkesinin en başarılı kürekçisiydi. Ancak 4 sene sonra 2008 olimpiyatında Tufte'yi gene geçirecekti. Jansson, 6 olimpiyata katılan sayılı kürekçiden biridir. Bu ünvana sahip diğer kürekçiler Roman kadın kürekçi Elizabeth A. Lipa, Kanadalı kadın dümenci Leslie Thompson ve Avustralyalı James Tompkins'tir. Jansson, 41 yaşında partneri Tony Endrexan ile 2007 Münih Dünya Şampiyonası'nda Lüsen ile Amsterdam Dünya Kupası yarışlarından birinci oldu. Ülkesinde defalarca yılın sporcusu seçildi. 2011 yılında da FISA tarafından kürek dünyasının en büyük ödülü olan Thomas Keller madalyasına layık oldu. Atina'da erkekler iki çiftli yarışına 14 ülke katıldı. Yarı finalde Amerika ve Norveç aynı zamanda 3. ve dördüncü olunca Olimpiyat tarihinde ilk kez 7 tekneyle final yarışı yapıldı. Fransa 1., Slovenya ikinci, İtalya 3. oldu. İlk üçten sonra Estonya 4., Çek Cumhuriyeti 5., Amerika 6., Norveç 7. B finalde İngiltere birinci oldu. Altın madalyayı kazanan Fransa ekibinin hamlısı 1.97 boyundaki Ariane Hardy, aynı teknede 2003 ve 2006 dünya şampiyonlarını kazanmış, 2001 ve 2007'de ikinci olmuştu. Partneri 1.90 boyundaki Sebastian Biledent, aktif kürek hayatını bitirdikten sonra antrenörlük eğitimi aldı ve Fransa kadın kürek milli takımının koçluğunu yaptı. Gümüş madalyayı kazanan Slovenya ekibinde Lukas Pik, Aynı teknede 4 sene önce Sidney'de birinci olmuştu. Luca, 2012 Londra Olimpiyatı'nda da bronz madalya kazanacaktı. Ayrıca dünya şampiyonlarında 3 altın ve 2 yumuş madalya kazanmıştı. Ekip arkadaşı İstok Kop 4 sene önce Sidney'de birinci olan iki çifte teknesindeydi. Kop daha önce 1992 Barcelona'da iki tek dümencisi de bronz kazanmıştı. 2012'de iki çifte de bronz kazanacaktı. Dünya şampiyonlarında kazandığı 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalyası vardı. Bronz madalyalı İtalyan ekibi yarışı önde getirmesine rağmen son metrelerde başarılı olamamıştı. Ekibin tecrübeli kürekçisi 1972 doğumlu Rossano Galtarossa 5 olimpiyata katılmıştı. Galtarossa'nın dünya şampiyonlarında 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı. Ekip arkadaşı Alessio Sartori Sidney'de altın kazanan 4 çiftedeydi. 2012 olimpiyatında İki çiftte de gümüş kazanacaktı. Sartori'nin dünya şampiyonlarında dört çiftte de kazandığı üç altın, üç gümüş, bir bronz madalyası vardı. Bu çok çekişmeli yarışın hazırlığında bir parkur sorunu yaşanmıştı. Olimpiyat tarihinde ilk kez bir final yarışı yedi tekneyle yapılacaktı. Ancak parkurlar altı tekneye göre hazırlandığı için bazı teknik problemler baş gösterdi. Şiniyaz Olimpiyat Kürek Parkuru'na start ile birlikte yeni bir kulvar eklenmesi Milyonlarca kişinin televizyondan ve üstelik tarihte ilk defa internetten naklen izlediği yarışların yayınında kullanılan grafiklerin idi tekniğe göre tekrardan yazılması ve bütün bunların sadece bir gün içinde tamamlanması gerekiyordu. Neredeyse hepsi tamamlandı. Parkurlarda ender görülen çekişmeli ve heyecanlı bir yarış yapıldı. Tekneler finish çizgisini geçerken otomatik olarak görüntüye gelen grafikte sadece 6 ülke görüntülenmişti. Programcılar son karayı yetiştirememişlerdi. Ve Amerika'nın ardından 7. olan Norveç, son grafikte yer alamadı. Ancak toplu neticelerde grafik düzgündü. Bu çok ilginç yarışın videosunu seyretmenizi öneririm. Link bağlantısına giriş sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hafif kilo iki çiftli yarışına 21 ülke katıldı. Polonya birinci, Fransa ikinci, Yunanistan üçüncü oldu. Madalya sıralamasından sonra Danimarka dördüncü, Macaristan beşinci, Japonya altıncı olurken B finalde Amerika birinciliği, İspanya ikinciliği aldı. Altın madalyayı kazanan Polonya ekibinden Tomasz Kucharski, 4 sene önce Sydney'de aynı teknede iki arkadaşı Robert Silk ile beraber birinci olmuştu. İkinci olan Fransa ekibinden Frédéric Dufour, dünya şampiyonlarında kazandığı iki gümüş ve iki bronz madalyaya sahipti. Ekip arkadaşı Pascal Turon, Sydney'de aynı ilk teknede bronz kazanmıştı. Turon'un dünya şampiyonlarında kazandığı bir altın ve bir bronz madalyası da vardı. Yunanistan kürek tarihinin ilk olimpiyat madalyasını bu yarışta kazanmıştı. Bronz madalya kazanan Yunan ekibinin kürekçisi Vasileos Polimeros, 4 sene sonra 2008 olimpiyatında aynı teknede gümüş kazanacaktı. Polimeros, dünya şampiyonlarında 1 altın, 3 gümüş, Avrupa şampiyonlarında 2 altın, 1 gümüş, Akdeniz oyunlarında 2 altın kazanmıştı. Ekip arkadaşı Nikolaos Skiatitis, 2001 Lüzen Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan hafif kilo 4 çifte ekibindeydi. Yunanistan'ın 0.7 saniye ardından dördüncü olan Danimarka ekibi 2008'de ikinci olacak ve bu sürekliliklerinin ödülü olarak 2012 Londra Olimpiyatı'nda inanılmaz bir finişle altın madalya kazanacaktı. İki tek dümencisiz yarışına 13 ülke katıldı. Avustralya birinci, Hırvatistan ikinci, Güney Afrika üçüncü olarak madalya alırken Yeni Zelanda dördüncü, Sırbistan beşinci, Almanya altıncı oldu. B finalde İngiltere, İtalya'nın 0,04 saniye önünde foto finish ile birinci oldu. İlk 3 teknenin 3 saniyede finish çizgisini geçtiği yarışta birinci olan Avustralya ekibinden Drev Jean 1996 ile 2008 olimpiyatlarında altın almıştı. 2012'de gümüş kazanacaktı. Ayrıca dünya şampiyonlarında 5 kez altın madalya kazanmıştı. Ekip arkadaşı James Tompkins, 1992 ile 1996 olimpiyatlarında altın, 2000'de bronz kazanmıştı. Tompkins'in dünya şampiyonlarında 7 kez altın madalyası vardır. İkinci olan Hırvat ekibinin küreçleri Sinisa ve Niksa Skelin kardeşler 4 yıl önce Sidney'de 8 tek ekibiyle bronz kazanmıştı. Üçüncü olan Güney Afrika ekibi dünya şampiyonlarında 2 gümüş 2 bronz kazanmıştı. Ekibin hamlası Ramon Di Clemente 4 yıl sonra aynı teknede Alman ekibinin 0-4 saniye gerisinde 5. olacaktı. Atina'da erkekler 4 çifte yarışına 13 ülke katıldı. Yarış Doğu bloku ülkelerinin gövde gösterisi olarak geçti. Favori Almanya ancak 5. olabildi. Finalde Rusya 1. Çek Cumhuriyeti ikinci, Ukrayna 3. olarak madalyaları alırken Polonya 4. Almanya 5. Beyaz Rusya 6. sırada yer aldı. B finalde Avustralya 1. İsviçre ikinci oldu. Birinci Rus ekibinden Sergei Fodorovsev, 2011 Plovdiv Avrupa Şampiyonası aynı teknede altın kazanacaktı. Ekip arkadaşı Alexey Svirin 2007 Poznan ve 2011 Plovdiv Avrupa Şampiyonlarında aynı teknede birinci olacaktı. İkinci gelen Çek ekibinden David Kopriva, 2003 Milan Dünya Şampiyonası'nda aynı teknede arkadaşları Jakob Hanak ve David Cirka ile birinci, birinci, birlikte ikinci olmuştu. Polonya teknesinin 0,07 saniye önünde üçüncü gelen Ukrayna ekibinde Dünya şampiyonlarına madalya kazanmış tecrübeli kürekçiler vardı. Dört tek dümencisiz yarışına 13 ülke katıldı. İngiltere 1. Kanada ikinci, İtalya 3. olarak madalyaları alırken Avustralya 4. Yeni Zelanda 5. Polonya 6. sırada yer aldı. B finalde Almanya 1. Hırvatistan ikinci oldu. Dört tek dümencisiz yarışında her kürekte değişen birincilik mücadelesini İngiliz ekibi 0,08 saniye farkla kazandı. Ekibin hamlesi Pinsent, madalya töreninde gözyaşlarını tutamazken altın kazandıklarını, çünkü finish çizgisinin geçildiği anda onların küreklerinin suda olduğunu, dolayısıyla teknenin en hızlı ilerlediği an olduğunu itiraf etmişti. Birinci İngiliz ekibinden Steve Williams, 4 sene sonra Pekin'de aynı teknede tekrar altın madalya kazanacaktı. Williams'ın dünya şampiyonlarında kazandığı 4 altın 2 gümüş madalyası vardı. James Cracknell 4 sene önce Sydney'de aynı teknede birinci olmuştu. Krekner'in dünya şampiyonlarında kazandığı 6 altı, altın madalyası var. Ed Coat, dünya şampiyonlarında 1999 ve 2001'de aynı teknede birinci olmuş, 1997'de dümencili dört tekte bronz almış ve 2003 Milano'da 8 tek ekibiyle üçüncü olmuştu. Coat, 1998 yılında Oxford 8 tekinde kürek çekmişti. 2000 olimpiyatında Greg Ciel ile birlikte çektiği iki tek dümencili teknesi bütün yarışı önde götürüp son metrelerde geçilerek 0,012 saniye ile dördüncü olmuştu. Matthew Pinson, 4 olimpiyatta arka arkaya 4 altın madalya kazanmış ve 1991-2002 yılları arasında dünya şampiyonlarında 10 kez birinci gelmişti. 0,08 saniye farkla ikinci olan Kanada ekibi uluslararası tecrübeye sahip kürekçilerden kuruluydu ama kimse böyle bir başarı beklememişti. Dört tek dümenlisi yarışında beşinci olan Yeni Zelanda ekibinde daha sonraki yıllarda tek çiftte de yıldızı parlayacak olan Mahi Drysdale ile ilerleyen senelerde iki tek dümencisiz teknesinde efsane olacak ünlü isim Erik Muray da vardı. B finalde birinci olan Alman teknesi ilk eleme yarışında parkur rekoru kırmasına rağmen ekipten Paul Dinsenbach'ın hastalanması üzerine onun yerini Johan Urban ile yedeklemiş ama A finale erişememişti. Hafif kilo dört tek dümencisiz yarışına 13 ülke katıldı. Danimarka birinci, Avustralya ikinci, İtalya üçüncü olarak madalyaları alırken Hollanda dördüncü, Kanada 5. İrlanda 6. oldu. B finalde Sırbistan birinci olurken Rusya ikincilikte kaldı. Birinci Danimarka ekibinden Thomas Ebert 4 sene önce Sydney'de de aynı teknede bronz kazanmıştı. 2008 Pekin Olimpiyatı'nda ise tekrar altın kazanacaktı. Stefan Molvik, dünya şampiyonalarında 2002 ve 2003 yıllarında hafif kilo 4 teknesinde altın madalya kazanmıştı. Ekibin hamlası ve Danimarka kürek en önemli ismi olan 1972 doğumlu Eskilt Ebbesen, Atina Olimpiyatları'nın açılış merasiminde Danimarka bayrağını taşımıştı. Ebbesen aynı teknede 1996 ve 2008 olimpiyatlarında da birinci olmuş, 2000 ve 2012'de bronz madalya kazanmıştır. 1998 ve 2004 yıllarında Danimarka'da yılın, yılın sporcusu seçilmişti. İkinci Avustralya ekibinin hamlısı Simon Burgess, 4 yıl önce Sidney'de aynı teknede gümüş madalya kazanmıştı. Burgess'in dünya şampiyonlarında kazandığı iki altın madalyası vardı. 0,05 saniye ile Hollanda'yı geçerek 3. olan İtalyan teknisinin hamlısı Brune Baskarenhas'ın dünya şampiyonlarında kazandığı 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyası var. 8 tek yarışında 9 ülke katıldı. Amerika 1. Hollanda 2. Avustralya üçüncü olarak madalyaları alırken Almanya dördüncü, Kanada beşinci, Fransa altıncı oldu. Bey finalde İtalya birinci olurken Polonya ikincilikte kaldı. Birinci olan Amerikan ekibi bu yarışla birlikte toplam 12. birinciliğini kazandı. Amerika 1964'ten beri kazanamamıştı. İkinci eleme yarışında Amerika ve Kanada ekipleri 5 19 ile dünya parkur rekorunu kırdılar. Bu rekor 2012 2. World Cup yarışına kadar kırılamadı. Ekibin hamlısı Brian Forpenheim 4 sene sonra 3. olan Pekin 8 tekinde yer alacaktı. Dünya şampiyonlarında 8 tek teknesine kazandığı 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyası olan tecrübeli bir kürekçiydi. Forpenheim Amerika'da 2002 ve 2004 yıllarında yılın kürekçisi seçilmiş, ekibi de USA Today tarafından yılın ekibi olmuştu. Dümenci Pete Kipolone, dünya şampiyonlarında 4 kez altın, 2 kez gümüş, 1 kez de bronz kazanmıştı. Üçüncü olan Avustralya ekibinde bir başarı hikayesi gizliydi. Stephen, James ve Geoffrey Stewart tarihte ilk kez aynı olimpiyat teknesinde yarışan üç kardeş oldular. Teknede yer alan 1973 doğumlu James ve Geoffrey ikizleri ile küçük kardeşleri 1978 doğumlu Stephen Stewart kardeşlerin üçü de Newington College'de eğitim görmüşlerdi. 1968 Meksika Olimpiyatı'nda 8 tekte gümüş madalya kazanmış olan eski olimpik kürekçi Michael Morgan tarafından yetiştirilmişlerdi. Koç Morgan, 26 yıl bu okulda antrenörlük yapmış ve yetiştirdiği ekiplerden 10 tanesi Head of the River yarışlarında birinci olmuştu. 2004 Atina Olimpiyatı'nda kadınlar tek çift yarışına 24 ülke katıldı. Alman Katrin Luchov Stomporowski, birinci, Beyaz Rusya'dan Ekaterina Karsten, ikinci, Bulgar Rumyana Neykova üçüncü olarak madalyaları alırken Çek Cumhuriyeti dördüncü, Yeni Zelanda beşinci, İspanya altıncı oldu. B finalde Rusya birinci olurken İsveç ikincilikte kaldı. Atina'da bu yarışta kazandığı altın madalya ile kariyerini sonlandıran Alman Katrin Ruchov Stomporowski, 1996 Atlanta'da birinci olan dört çifte ekibindeydi ve 2000 Sydney'de tek çifte de üçüncü olmuştu. Aktif sporculuk kariyerinden sonra antrenörlüğe başlayan Katrin, kendisini yetiştiren ünlü Alman antrenör Jutta Lau'nun asistanı oldu. Gümüş madalyanın sahibi Beyaz Rusya'dan Ekaterine Karsten, 1996 ve 2000 olimpiyatlarında aynı teknede altın kazanmıştı. Bronz madalyayı kazanan Bulgar Rumyan Neykova, 4 sene önce Sidney'de aynı teknede ikinci olmuştu. Bu yarışın finişinde Beyaz Rusya'dan Ekaterine Karsten'e foto finiş kararı ile geçilmesi Bulgaristan'da uzun hakem tartışmalarına yol açmıştı. Neykova 2008 Pekin Olimpiyatı'nda tek çiftli de altın madalya kazanacaktı. Kocası Svilen Neykov tarafından antrenör edilen Neykova, 2002 Dünya Şampiyonası'nda birinci olurken 7-07-41 ile en iyi dereceyi çekmişti. 2003 Milano Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmış, 2007'de gümüş madalya almıştı. Rumyana'nın 2 saniye ardından 4. olan Çek Mirka Knapkova, bir yıl sonra Japonya'da Gifu Dünya Şampiyonasına Ekaterina Karsten'in ardından ilk gümüş madalyasını kazanacaktı. Kadınlar iki çiftli yarışına 10 ülke katıldı. Yeni Zelanda birinci, Almanya ikinci, İngiltere üçüncü olarak madalyaları alırken Bulgaristan dördüncü, Romanya beşinci, Ukrayna 6. oldu. Bey finalde Fransa birinci olurken İtalya ikincilikte kaldı. Altın madalyayı kazanan Yeni Zelandalı ikiz kardeşler Georgina ve Carolina Ever swindle 4 sene sonra Pekin'de Alman ekibini 0,01 saniye ile geçerek gene birinci olacaklardı. Böylece tarihte ilk kez kadınlar iki çift yarışı arka arkaya iki olimpiyatta aynı ekibin olacaktı. Swindle ikizleri dünya şampiyonlarında da aynı teknede 2002, 2003 ve 2005'te altın madalya almış, 2001 Lüserde iki çiftede ve dört çiftede birer gümüş kazanmış, 2007 Münih'te iki çiftede gümüş, 2006 Eton'da iki çiftede bronz kazanmıştı. Yeni Zelanda ikizlerinin bir saniye artından ikincilikte kalan Alman ekibinden Peggy Valeska, 2001 Lüsen, 2002 Sevilla Dünya Şampiyonlarında dört çiftte de altın madalya kazanmış, aynı teknede 2003 Milano ve 2009 Poznan'da üçüncü olmuştu. Ekip arkadaşı Britta Opelt, 2008 Pekin'de 4 çiftte de üçüncülükte kalmıştı, 2012 Londra'da aynı teknede ikinci olacaktı. Opelt'in dünya şampiyonlarında kazandığı iki altın, 4 gümüş ve bir bronz madalyası vardı. Kadın... Kadınlar hafif kilo iki çiftli yarışına 18 ülke katıldı. Romanya birinci, Almanya ikinci, Hollanda üçüncü olarak madalyaları alırken Avustralya dördüncü, Çin beşinci, Polonya altıncı oldu. B finalde Amerika birinci olurken Kanada ikincilikte kaldı. Altın madalya kazanan Romen ekibinden Konstantla Borcica Aynı teknede 1996 ve 2000 olimpiyatlarında da birinci olmuştu. Ekip arkadaşı Angela Arupei 4 sene önce Sydney'de aynı teknede birinci olmuştu. Gümüş madalya kazanan Alman ekibinden Daniela Reimer'in dünya şampiyonalarında kazandığı 2 altın ve 1 gümüş madalyası vardı. Ekip arkadaşı Claudio Blasberg 4 yıl önce Sydney'de aynı teknede ikinci olmuştu. Blasberg'in dünya şampiyonlarında hafif kilo iki çifte teknesinde kazandığı 2 altın 2 gümüş madalyası vardı. Üçüncü Hollanda ekibi 2000 Sydney'de aynı tekne sınıfında finalde 6. olmuştu. Atina'dan 4 sene sonra aynı teknede World Cup Lüsen yarışlarında ikinci olarak olimpiyat vizesi aldılar ve Pekin'de altın madalya kazandılar. Marit van Öpen, dünya şampiyonlarında non-olimpik sınıfta hafif kilo tek çiftte de 2005, 2006, 2007 yıllarında 3 kez altın madalya kazanacaktı. İki tek dümencisiz yarışına 10 ülke katıldı. Romanya birinci, İngiltere ikinci, Beyaz Rusya üçüncü olarak madalyaları alırken Kanada dördüncü, Almanya beşinci, Yeni Zelanda altıncı oldu. B finalde Çin birinci olurken Bulgaristan ikincilikte kaldı. Birinci olan Romen ekibi aynı gün sekiz tek teknesinde de altın madalya kazandı. Ekibin Siviriyası Giorgietta Damyan'ın Atina'dan başka 5 olimpiyat altını ve bir bronz madalyası vardı. Ekibin hamlısı Biorica Susano, Sidney'de altın kazanan sekiz tek teknesindeydi. Diğer madalyalarını Damian birlikte kazandı. İkinci olan İngiliz ekibinden Catherine Greiner, 4 sene önce Sydney'de 4 çiftte de ikinci olmuştu. 4 sene sonra aynı teknede tekrar gümüş madalya alacak ve 2012 Lond Londra Olimpiyatı'nda iki çiftte de birinci olacaktı. Greiner, İngiliz yüzücü Rebecca Edlington ile birlikte ülkesine en çok olimpiyat madalyası kazandıran kadın sporcudur. İkinci olan İngiliz ekibinin diğer sporcusu Catherine Bishop, Dünya şampiyonalarında aynı teknede 1998 Köln'de gümüş, 2003 Milano'da altın madalya kazanmıştı. Üçüncü olan Beyaz Rusya ekibi 4 sene sonra Pekin'de aynı teknede gene üçüncü olacaktı. Atina'da kadınlar 4 çifte yarışına 8 ülke katıldı. Almanya 1. İngiltere 2. Avustralya 3. olarak madalyaları paylaştılar. Rusya 4. Amerika 5. Danimarka 6. oldu. B finalde Beyaz Rusya birinci olurken Ukrayna ekipteki Olena Oliferenko'nun dopingli çıkması nedeniyle diskalifiye edildi. Çift küreklerdeki geleneği bozmalar rakiplerinden çok üstün olarak birinci olan Alman ekibi Katrin Boron, Mike Evers, Manuel Lutze ve Kersin Kowalski yıllarca hiç geçilmeden çift kürek teknelerinde ülkelerine madalyalar kazandırdılar. Katrin Boron 2009'da Thomas Keller ödülüne layık görüldü. İkinci olan İngiliz ekibinden Rebecca Romero bisiklet sporunda da başarılı olmuş 2006 bisiklet World Cup yarışında gümüş madalya ve 2007 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmış, 2008 Pekin'de birinci olmuştu. Romero, 2012 Ironman World Championship yarışmasına da katılmıştı. Pekin Olimpiyatı'nda iki farklı spor branşında olimpiyata katılan, yüzme ve handbol branşlarında olimpiyatlara katılan Doğalman Rosvita Krauze ile birlikte özel bir sporcu olmuştu. Dört çift yarışında üçüncü olan Avustralya ekibi sporcularının dünya şampiyonlarında farklı teknelerde kazandıkları madalyalar vardı. Kadınlar sekiz tek yarışına yedi ülke katıldı. Romanya birinci, Amerika ikinci, Hollanda üçüncü olarak madalyaları alırken Çin büyük bir başarı göstererek Almanları geçip dördüncü, Almanya beşinci, Avustralya altıncı oldu. B finalde Kanada başka ülke katılmadığı için rakipsiz kaldı. Altın madalyalı Roman ekibinin bütün kürekçilerinin çeşitli teknelerde dünya şampiyonlarında kazandıkları madalyalar vardı. Ancak Elizabeth Lipa'nın yeri çok farklıydı. Olimpiyatların en çok madalya kazanan kadın kürekçisi Elizabeth A. Lipa, 5 olimpiyat altını, 2 gümüş ve 1 bronz madalya sahibi olarak kırılması zor bir rekora sahip oldu. Ekipten Georgea Damian'ın da 5 olimpiyat altını vardı. Dümenci Elena Giorgescu da olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz kazanmıştı. İkinci olan Amerika ekibinden Kate Johnson, 15 yaşından itibaren 9 kez Amerikan milli takımında yer almıştı. Aynı ekipten Kerin Davis 2005 Harvard mezunuydu ve bu üniversiteden yetişmiş tüm sporcu arasında en çok madalyaya sahip olan kişi oldu. Laurel Corhills de Amerika milli takımında 11 kez yer almıştı. Amerikan ekibinin 0,29 saniye ile geçilerek 3. olan Hollanda ekibi uluslararası yarışlarda madalyalar kazanmış sporculardan kuruluydu. Çin ekibi Almanya 0,2 saniye ile geçerek Hollanda'nın 2 saniye ardına 4. oldu. 2004 Atina Olimpiyatları kürek yarışları sonunda katılan 55 ülkeden 23'ü madalya kazandı. Romanya 3 altın ile en ön sırada yer alırken Almanya 2 altın 2 gümüş ile ikinci, İngiltere 1 altın 2 gümüş 1 bronz ile üçüncü oldu. Avustralya 1 altın 1 gümüş 2 bronz, Fransa ve Amerika birer altın birer gümüş kazandı. Danimarka ve Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Rusya birer altın aldı. Hollanda bir gümüş, iki bronz. Beyaz Rusya bir gümüş, bir bronz kazandı. Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Slovenya birer gümüş madalya kazandılar. İtalya üç bronz, Bulgaristan iki bronz alırken Yunanistan, Güney Afrika, Ukrayna birer bronz madalya kazandılar. 2004 Atina Olimpiyatı sunumunu kapatmadan önce Yetiştirdiği sporcularla bu olimpiyata imza atmış olan antrenör Jutta Lau'dan bahsetmek isterim. Alman milli takımının başarılı kürekçisi 1955 doğumlu Jutta Lau, 2001 yılında FISA tarafından Coach of the Year olarak tanımlandı. 2000 Sydney olimpiyatında Jutta Lau'nun ekipleri, kadınlar 4 çifte ve 2 çifte de altın, tek çiftede de 0,8 saniye ile bronz, hafif kilo 2 çifte de gümüş madalya kazandılar. Jutta'nın hocası da bir olimpiyat şampiyonuydu. Tarihte biraz geriye doğru gidersek 1990-91 yıllarında dört çiftte de dünya şampiyonu olup 1992 Barcelona Olimpiyatı'nda Katrin Boron'la birlikte kadınlar iki çift yarışını kazanan Alman ekibinden Kerstin Köpen 1994-95 yıllarında dört çiftte de tekrar dünya şampiyonu olmuş. 96 Atlanta Olimpiyatı'nda aynı teknede altın madalya aldıktan sonra 98 yılında FISA'dan Thomas Keller ödülünü almıştı. Köpen Aktif sporculuk hayatından sonra gerekli eğitimleri almış ve antrenör olarak tek çifte teknesinden Yuta Lavio yetiştirmişti. Yuta'da Dinamo Postam sporcusu olarak milli takıma seçilmiş, 76 ve 80 olimpiyatlarında 4 çifte de altın madalya kazanmış, 74, 75, 78, 79 yıllarında aynı teknede dünya şampiyonu olmuştu. Yuta Lau, 2000 olimpiyatında antrenörlük başarısının 2004 Atina olimpiyatında tekrarladı. ...ve yetiştirdiği ekipler kadınlar dört çifte, tek çifte de altın, iki çifte ve hafif kilo iki çifte de, de gümüş madalyalar kazandılar. Bütün bu yıllar sırasında birinci olan ekiplerin içinde... ...Almanya'yı yetiştirdiği en başarılı kadın kürekçilerden biri olan... ...ve olimpiyatlarda iki altın, bir bronz madalya kazanmış olan Katrin Ruchov-Stomporovski... ...2004 olimpiyatından sonra antrenör olarak Yuta'nın asistanlığını yapmaya başlamıştı. Kürek dünyasının en başarılı çift kürek antrenöründen biri olan Yuta ülkesinin en önemli onur nişanlarını da kazanmıştı. Yuta 2009 yılında Çin kürek milli takımı çift kürekçilerini Olimpiyat hazırlamak için Almanya'dan ayrıldı. 2012 Olimpiyatında Çin kadın takımının tek çifti, iki çifti, dört çifti ve hafif kilo iki çiftte teklerin tümü Londra'da A finalde yarışacaklardı. 2004 Atina'da muhteşem kapanış seremonisinden ardından bayraklar 2008 yaz oyunlarını düzenleyecek olan Pekin Belediye Başkanı'na ve Çin Olimpiyat Komitesi'ne verildi. 2004 Atina Olimpiyatı hakkında anlatacaklarım bu kadar. Böylece 10 Olimpiyat adlı dizimizin 7. bölümünün sonuna geldik. Sunuma ilave olarak bu olimpiyat ile ilgili izlemenizi önerdiğim 7 video bağlantısı var. Bir sonraki sunumun konusu 2008 Pekin Olimpiyatı olacak. Ben Celal Gürsoy, sağlıkla, huzurla dolu güzel günlerde kürekte buluşalım derim. Hoşçakalın.